Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bu videonun çekme amaçlarından bir tanesi çok merak edilen konu o yüzden oyun safı olarak giriş yapmadım os ailesi olarak os faruk tfc os ercan öz ve os oyun safında gruplaşarak herkeste aynı video var. Yani sizin belli bir şeyleri öğrenmeniz maksadıyla yapıldı arkadaşlar. Discord'a nasıl girerim? Discord'da sizin sesinizi nasıl duyarım? Ya da belli yerlere nerelere yazabilirim? yazabilirimle ilgili değişik sorular var akılda ve kitlemiz de büyüdükçe eski videomuz unutuldu. Aslında bu videoyu çekmiştik ama daha ayrıntılı ve daha içerikli olarak bahsedeceğiz. O yüzden mutlaka yani şu an başladığım andan itibaren hepsini izleyin. Atladığınız bir nokta olduğunda ben size herhangi bir uyarıda bulunduğum kısmı atlamış olursanız da doğal olaraktan kural hatası yaparsınız. Bu sefer bu banlanma yetkisi olan kişiler sizi banladıktan sonra abi niye banlandım dediğiniz zaman abi ben bir şey yapmadım beni banladılar abi şöyle yaptım beni banladılar bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz adam küfür ediyor zaten Discord her şeyi kaydediyor ve küfür etmedim diyor ben. Ee, fakat biz hem uğraşmayacağız artık bu durumlarla. Çünkü bizim şu an yetkili kişilerimiz gerçekten işini düzgün yapıyor. Ve aynı zamanda kurallara da harfiyen uyan kişileri değil uymayan kişileri banlıyor. Yani doğal artık böyle cevaplar yazılırsa ya da yorum yazılırsa arkadaşlar hiçbir şekilde kayla almayacağız. Çünkü büyüyen bir ailede artık bu işler bizi gerçekten çok yormaya başladı. Artistik manasında çekmiyoruz bu videoyu. Aslında sizi kaybetmemek için, sizin de bizi kaybetmemeniz için bu uyarıları yapmak zorundayız. Öncelikle arkadaşlar Discord nasıl indirilir çok hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada Faruk'ta mikrofonda Discord indir yazarsanız otomatik olarak Discord Dowlands.app.dowlands zaten kendi sesi çıkıyor. Orijinal kendi sesidir ve aynı zamanda mobil uygulamalarda da Google Play veya iOS'ta e, Play o, neydi? App Store. App Store'dan Store. App Store'dan Discord yazarsanız bakın burada gözüküyor. Discord yazarsanız bu uygulamayı indirirsiniz. Ee, ondan sonra bakın download now diyor. Download now net, sonra otomatik olarak kendisi indiriyor. Hazır o sırada indirsin nasıl kurulduğu ile ilgili bilgi de vermiş oluruz. Şayet indirmiş diyelim ya da indirmede diyelim. Önemli değil. Normal indirmeden de çünkü aa, e, derseniz ki annem babam benim bu uygulamayı indirmeme izin vermiyor. Hiç önemli mi? değil. Bakın arkadaşlar he hepimizin yani tüm OZ ailesinin yani 3 tane Youtuber'ın videoların açıklamasında bizim grup linkimiz var. Bizimle konuşmak istiyorsan programın adı Discord. Discord grubumuzun linki de şu. Otomatik olarak tıklanabiliyor. Yazmak zorunda değilsin. Tıkladığınızda arkadaşlar herhangi bir uygulamada kurulu değil. Önemli değil. Kurarsanız hızlı bir şekilde erişmiş olursunuz. Ama kurmazsanız hep bu uygulamaya tıklamak, e, linke tıklamak zorundasınız. Discord'a devam et diyor. Tamam devam edelim. Fakat şimdi e, aklınıza takılan ben de böyle başlamadı diyeceksiniz büyük ihtimalle. Onu da gösterelim size. Hemen şuradan çıkalım, çıkış yap diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde gelecek ilk başta size. Çünkü kaydınız yok, kayıt gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kayıt ola tıklayın arkadaşlar. Ben sağ tıklıyorum ama direkt de tıklayabilirsiniz. E, tıkladıktan sonra e-posta adresiniz ne mesela benim oyun 15@gmail.com Sonra kullanıcı adınız kendiniz kullanıcı adı belirlersiniz. Osman ya da Osman TPC. Tabii ki uyarı verir. Eğer o kayıttan varsa size başka bir ad seçmeniz gerekecek. Öyle gerekecek. bir şey, böyle yani. öyle bir şey, öyle bir şey. Ha, açabiliyor musun? Evet, yaz. Yes. O Zaten zaman e-postan Aydin gibi oluyor. Sınırsız ad koyabiliyorsun. Hmm. Okey, istediğiniz adı da koyabiliyor Osman da yazsan koyuyorsun. Şifreni belirliyorsun. Örneğin 1 2 3 4 diyelim. Neyse 17@gmail.com. Bakın, e-mail adresimizi yazdık. Kullanıcı adımızı yazdık. Ve girdik. Bitti. Aslında girdiniz yani. Şu an uygulamanın içerisindesiniz. Yeni kayıtla açtım. Siz de böyle açtığınızı varsayın. Şifreyi söylemedim. Başka bir mail adresi yazdım. Şimdi lütfen e-postanı kontrol et ve hesabını doğrulamak için talimatları takip et dedi. Ee, neydi? Dur bakayım. Bu benim şey mi? Bendeki kayıtlı mı? Aynen. faruktpc tpc17 gmail.com Girdik bakın arkadaşlar Discord Discord için e-posta adresini doğrula Zaten geldi e-posta onayla dersen Artık Hesabın doğrulandı Ve ben robot değilim diyeceksiniz Kesinlikle atlamayın arkadaşlar izleyin tamamen Artık doğrulanmış bir Discord Sunucusunun içerisindesiniz Bir sonraki seferlerde bu kuralı getirirsek Mutlaka bunu yapmanız gerektiğini unutmayın Yapmadıysanız Facebook'u Bilmem ne mailin şeyini kaybettim şifresini kaybettim Yeniden kayıt açın o zaman Şimdi girdik. Neyse tekrardan tıklayalım arkadaşlar buraya. Artık doğrulanmış olduğumuz için buradan Bakın arkadaşlar artıya basarak bir sunucuya katılıyorsunuz ve oraya bu adresi kopyalayarak da görüyorsunuz zaten https os Zaten linki dediğimiz gibi var Katıl dedik Geldi evet tekrardan girdik ve tekrardan geldi arkadaşlar Bakın şu an bu sunucunun içerisindeyiz ama biz bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Uygulamada kullanıyoruz. Ben size uygulamadan göstereceğim, tarayıcıdan değil. Tarayıcıda da aynı şekildedir. Discord gördüğünüz gibi inen dosyamıza tıkladık arkadaşlar. Fakat kurmak için belli ileri 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 finish. Geldiniz buraya. Arkadaşlar burada kurallar. At hemen kuralları ya da sabitlenmiş mesaj olarak görebiliyoruz. Tırıcısı. Bakın arkadaşlar sol tarafta şurada bak gözükmüyorsa mesela bakın genel ve Roblox foto yazıyor. Mouse bakın. Bir de Roblox isim kısmı var. Şu sol tarafta ufak bir ok işareti var. Basarsanız Roblox isim kısmı açılıyor. Bunlar ne işe yarıyor hemen söyleyeceğim onu da. Sunucuyla alakalı kurallar kısmına bakın. Burada tüm kurallar yazıyor. En üstteki. Argo kelimeler, küfür, benzeri, rahatsız edici kelimeler, spam, reklam, din, dil, ırk ayrımı ya da sunucu, sunucunun kodları ile alakalı. Mesela gidip de buraya help yazıyor adam. Ünlem işareti koyup help yazıyor. Enter'a basıyor. Sonra diyor ki ben hiçbir şey yapmadım. Ben etmedim. Yanlışlıkla yazdım. Fark etmez arkadaşlar. Yanlışlıkla manlışlıkla önemli değil. Ban sebebidir. Bilginiz olsun. O yüzden şuradakileri ben size okumayacağım. Tamamıyla okuyun. Bir tanesini bile hatasız yapmayın. Yani kesinlikle bütün hepsi fikriniz olsun. Roblox isim kısmında da kurallarımız var arkadaşlar. Diyor ki bu Roblox ismi kısmı ne işe yarıyor? Artık biz bir yeni şey getirdik. Faruk da benden ekliyor. Ben, sizlerin benim oyunuma girebilmeniz için arkadaşlar öncelikle Discord sunucumuza girmeniz Ardından da Roblox ismini ben bazen kapatıyorum. Şu an kimse buraya yazı yazamaz. Ben bunu açtığım zaman zaten açık olarak gözüküyor. Ve buraya sadece Roblox isminizi yazıyorsunuz. Ve sadece bir kere yazma hakkınız olduğu için düzgün yazmalısınız. Kesinlikle hata yapmayın. Yazdınız. Sohbet etme yeri değil. Sohbet ederseniz banlanırsınız diyor. Bir kere yazdıktan sonra ben muteliyorum. Bir daha buraya yazma hakkınız olmuyor. Bilginiz olsun. O yüzden doğru yazın. Bu kısım buydu. Genel kısmındaki kuralları söyledik. Çok dikkat ediyorsunuz. Sürekli boş yere etiket kullanmayın. Mesela Oz Faruk TPC yazmış. Etiketlemiş onu. Ona mesaj gidiyor Faruk'a. Boş yere yazmayın. Çekiliş demiş. Yazarsanız sürekli rahatsız ederseniz ya da sürekli selam. Sonra bir daha selam. Sonra bir daha selam. Banlanırsınız. Yazmayın böyle. Ve bu arada şimdi Hı. her çeşitin farklı bir kuralı var. Mesela Roblox isim için abimleri gibi bir kural var. Roblox foto video için kurallar var. Aynen mesela. bakın burada bu. Aynı şekilde. Roblox Foto'daki kurallar arada. nerede? Yine en üstte oldu. Kurallar oluruz. kısmında ikinci. Ha kurallara basın hepsini görüyoruz o zaman değil mi kurallarda? Tüm her şeyin görüntüsü Aynen mi? aynen aynen. Ama Roblox ismi yerleşmemiş galiba. Yerleştireyim bir dakika. Ha bakın burası genel kısmı için. Burası Roblox foto için. Kanalda çekiliş yapıldığı zaman çekiliş kuralları. Burada değiş değişik hepsine tıklayamıyorsunuz ve genelde biz video çektiğimiz zaman arkadaşlar video odasında oluyoruz. Bazı kişileri görüyorum ki Osman abinin sesini nasıl duyuyoruz diye bu genele yazıyor. Ben video odasında olduğum zaman bakın hem sağ taraftan şu ok işaretine bakın. Benim açık olduğumu gördüğünüz an anlayın ki Discord'da bir şeyler yapacağım. Ya video çekeceğim ya da farklı bir şey yapacağım. Faruk'ta da aynı şekilde. Ve yetkililer de yetkili takımında açık olanlar gözüküyor. Herhangi bir durum olduğunda küfür falan filan bunları etiketleyip şey yapabilirsiniz. Etiketleme ne yap nasıl etiketleniyor arkadaşlar? Bakın. Mesela Faruk. Şurada bir etiket numarası var görüyor musunuz? Oz Faruk TPC kare 001. Et yapıyorsunuz ve onu böyle ismini yazıyorsunuz. Merhaba. Dedim ve Faruk merhabalandı. Ama dediğim gibi haricen boş yer etiketlerseniz de sizi muteleyip ya da kick ya da ban yapabilirler. O yüzden gereksiz yere kesinlikle kullanmayınız. Benim sesimi nereden duyacaksınız? Ben video odasına girdiğim zaman örneğin bakın video odasına bastım. Ben artık video odasındayım ve tüm herkes benim şu an sesimi duyuyor. Ve video odasına tıklayarak sizin buraya girme hakkınız oluyor. Doğrulama mevzusunu bahsetmiştim. Doğrulama mevzusunu bahsettim. Orada arkadaşlar doğrulanmadıysanız da buraya artık girememe durumu gelebilir yakın zamanda. O yüzden mutlaka doğrulanmış link olun. Ve bütün OS ailesine şu an Discord'u kullananlar da doğrulasın. Bunu da söyleyeyim. Video odası ver. Video odası 2'de video çekebiliyoruz. Yetkililerin odaya hiç kimse giremiyor. Beni yetkili al gibi lütfen spamlar da yapmayın. Sponsorluk diye bir mevzu var. Sponsorluk videosunda Faruk biliyor. Onu da konuşacağınız zaman Faruk da konuşursunuz. Sponsor da tabii ki Robux gönderimi oluyor. Robux olmayan sponsor olmamış oluyor. Onlar da yanlış anlamayın. Para topluyor. Ha kendisi harcıyor falan filan değil. Biz bunu çekiliş yapıyoruz. Ya da belli e, VIP sunucular alıyoruz ve sizlerle beraber giriyoruz. Onlar için harcanıyor. Bilginiz olsun. Oyun odalarında da kendiniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Sesli bir şekilde. E, radyolu odalar var Mesela 724 fenomen Sadece radyo sesi var ve hiç kimse konuşamıyor Yani bunun gibi tüm odaları kullanabiliyorsunuz Ve afk durumu var Discord ile ilgili anlatabileceğimiz başka bir şey var mıydı Faruk? Hı. Evet duyuru kısmında arkadaşlar yeni videolarımız olduğu Onun zaman başka bir şey yok. Buraya mesela gördüğünüz gibi yayınlanıyor bütün videolarımız. Mesela Faruk bunu atmış, Osman bunu atmış falan. Duyuru kısmından yeni videolarımızı takip edebilirsiniz. Biraz sesim kötü oldu benim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Discord'a katılma şeklimiz bu şekilde. Hepinizi bekliyoruz. Mutlaka gelin. Dediğim gibi kurallar çok önemli. Kurallara uyunuz uyarsanız benim bizim sesimizi duyarak oyunumuza girebilirsiniz. Senin Bu kanala mi? mesaj gönderemezsiniz ya da yetkili değilsiniz diyor. Buraya mesaj yazdığınızda gitmiyorsa şayet öyle bir durum vardır. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunları uyarsanız çok mutlu olacağımıza inanıyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. O rozetleri nasıl yapılır ile ilgili videomuzu izlemediyseniz de hemen bitiş ekranındaki kısma tıklayın. Görüşmek üzere. Allah'a